Merhaba arkadaşlar. Limit kavramından bahsedeceğim bugün. Limit nedir? Öncelikle limit kavramı bir yaklaşım olayıdır. Tanım kümesindeki sayılar bir sayıya yaklaşırken görüntü kümesindeki fonksiyonun bir noktaya yaklaştığını, nasıl yaklaştığını tespit etme olayıdır limit. Formal limit tanımı var. Matematiksel olarak limitin tanımı şöyledir. Önce limitin tanımını yapalım. Limit tanımı bir epsilon sayısı alıyoruz. Herhangi bir epsilon büyüktür sıfır sayısı için. Bu epsilon sayısı şöyle bir kavram. Sıfıra çok çok yakın bir sayı olduğunu varsayıyoruz. Sıfıra çok çok yakın bir sayı varsayıyoruz. Yani bu 0.001, 0.0000 sayabileceğiniz kadar 0, 1 veya 0.00 sayabileceğiniz kadar 0 ve 1 rakam gibi sıfıra oldukça yakın, çok çok yakın ancak sıfır olmayan sıfırdan büyük bir sayı olduğunu varsayıyoruz. Böyle bir sayıya karşılık böyle bir epsilon sayısına karşılık bir delta olsun. X eksi x sıfır küçüktür delta olacak şekilde sıfırdan büyük bir delta sayısı karşılık sayısına karşılık x eksi x sıfır küçüktür delta olacak şekilde delta büyük sıfır sayısı karşı geliyorsa getirilebilirse böyle bir fonksiyonun bakın şurada delta büyük sıfır şartını sağlayan x noktaları için epsilon 0 oldukça büyük yakın bir sayı bu epsilona epsilon sayısına karşılık bir delta sayısı varsayıyoruz yine. Delta sayısı da epsilon sayısına benzer şekilde 0 oldukça yakın bir sayı 0.0001 0.00 sayabileceğiniz kadar 0 ve bir sayı gibi 0 oldukça yakın bir sayı olacak. Ve bu delta x eksi x 0 küçüktür delta olacak şekilde bir delta belirlememiz gerekiyor. Böyle bir delta belirleyip belirledikten sonra bu şartı sağlayan x'ler için fx fonksiyonu fark l küçüktür epsilon olacak şekilde bir delta eşittir delta epsilon şeklinde bak. Delta epsilona bağlı bir fonksiyon olarak belirlenebiliyorsa delta eşittir delta epsilon sayısı belirlenebilirse ya da böyle bir sayı karşılık geliyorsa fx fonksiyonunun fx fonksiyonunun x0 noktasında limiti vardır diyoruz. Limiti vardır. Ve bu limitte l'dir diyoruz. Ve sonuç olarak bu tanıma uygun
limiti de şu şekilde gösteriyoruz. Bakın ne yaptık? Bir epsilon aldık. Sıfıra oldukça yakın bir epsilon sayısına karşılık. Bu şartı sağlayan x eksi x sıfır küçüktür delta şartını sağlayan x noktaları için fx eksi l küçüktür epsilon olacak şekilde bir delta eşittir delta epsilon fonksiyonu sayısı belirlenebiliyorsa, karşılık getirilebiliyorsa fx'in, fx fonksiyonunun x sıfır noktasında limiti vardır. Ve bu limit l'dir diyoruz. Şimdi bizim burada amacımız epsilon ile delta arasında bir bağıntı bulmak, bir ilişki bulmak. Bu ilişkiyi bulabilirsek bu fonksiyonun bu noktada limitinin olduğunu söylüyoruz. Buna biz aynı zamanda epsilon delta tekniği de diyoruz. Epsilon delta tekniği de diyoruz. Burada basit bir örnekle bu epsilon delta tekniğinin nasıl uygulandığını göstereceğim. Örnek limit 2x artı 1 x giderken 2'ye. Nedir bu limit arkadaşlar? Evet, nedir bu limit arkadaşlar? X2'ye giderken limit 2x artı 1 limiti nedir? Bu limitte limitin 5 olduğunu biliyoruz. X2'ye giderken limit 2x artı 1 5'tir. Olduğunu limitin formal tanımını kullanarak biz buna limitin formal tanımı diyoruz. Limitin formal tanımını kullanarak gösteririz. Evet, limitin formal tanımını kullanarak gösteririz. Tanıma başlayalım. Bir epsilon büyüktür sıfır. Keyfi epsilon büyüktür sıfır sayısı alıyoruz. Yani herhangi bir epsilon büyüktür sıfır sayısı alıyoruz. Bu epsilon büyüktür sıfır sayısına karşılık sıfırdan büyük mutlak x eksi 2 küçüktür delta şeklinde bir sayı alıyoruz. Bu şartı sağlayan şartını sağlayan x'ler için x eksi 2 küçüktür delta. Bunu nereden aldık? Bakın x'ler nereye gidiyormuş? 2'ye gidiyormuş. Bunu buradan aldık. Sağlayan x'ler için şimdi ne yapmamız gerekiyordu? Fx eksi l küçüktür epsilon belirlememiz gerekiyordu. Fx fonksiyonumuz ne? 2x artı 1 fonksiyonu. 2x artı 1 eksi l diyorum. L ne? 5 sayısı. 2x artı 1 eksi 5 küçüktür epsilon olacak şekilde bir ne belirlememiz gerekiyordu? Bir delta belirlememiz gerekiyordu. Epsilona bağlı delta epsilon fonksiyonu belirlememiz gerekiyordu.
Şimdi onu belirleyelim. Bir delta bulabilir miyiz? Amacımız bu. Bir delta bulunabilir mi? Şimdi bunu belirlemeye çalışalım. 2x artı 1 eksi 5 ne olur? 2x eksi 4 olmaz mı? 2x eksi 4 de 2 çarpı x eksi 2'dir. Bu da 2 çarpı mutlak x eksi 2. 2 dışarı direkt çıkar mutlak değerden. Bakın burada amacımız x eksi 2 küçüktür delta ya. Bu ifadeyi yani fx eksi l ifadesini aslında fx eksi l ifadesini neye benzetmeye çalışmak? Delta'ya bağlı olan şu mutlak x eksi 2'nin katlarına benzetmeye çalışmak. Yani bununla delta ile x eksi 2 arasında bir ilişki kurmaya çalışmak. Amacımız bu. 2 çarpı x eksi 2, 2 çarpı mutlak x eksi 2 oldu. Dolayısıyla bakın bu da küçüktür. 2 delta oldu. Bu da eşittir. Epsilon diyeceğiz. Amacımız ne? 2x eksi 2 küçüktür 2 delta. 2 delta'yı epsilon'a eşitlersek burada biraz sezgisel hareket ediyoruz. Yani şöyle 2 delta epsilon olabilir diyoruz. Çünkü deltalar da sıfır oldukça yakın bir sayılar. Sıfıra oldukça yakın sayılar. 2 delta epsilon eşit olabilir. Yani 2 ile çarptığımızda sıfıra oldukça yakın bir sayı. Epsilon gibi bir sayıya eşit olabilir. Aralarında bir ilişki kurmuş oldum dolayısıyla. 2 delta eşittir epsilon dersem delta eşittir epsilon bölü 2 olur. Benim amacım neydi? Delta eşittir delta epsilon şeklinde epsilona bağlı bir delta bulmak. Yani epsilon bölü 2 delta epsilon eşittir epsilon bölü 2 olacak şekilde bir bağıntı buldum ben. Yani delta ile epsilon arasında bir ilişki tanımlayabildim ben. Dolayısıyla delta eşittir delta epsilon eşittir epsilon bölü 2 olacak şekilde ben bir delta sayısı karşılık getirebildim. Delta eşittir delta epsilon eşittir epsilon bölü 2 olacak şekilde bir delta sayısı epsilona bağlı olan bir delta eşittir delta epsilon fonksiyonu belirleyebildim. Bu bağıntıyı belirleyebildiğim için artık bu limit mevcuttur diyorum. Aslında bu limitin olduğunu, mevcut olduğunu ben göstermiş oldum burada arkadaşlar. Şimdi farklı bir örnek daha yapabiliriz bununla ilgili. Örnek limit x giderken 3'e x kare eksi 9 bölü x eksi 3'ün 6 olduğunu gösterin. Bunu bir yapmaya çalışın. Deneyin. Şunu yapacağız. X eksi 3 küçüktür delta olsun. Bunu bir ele alalım. Daha sonra fx eksi l'den buna geçmeye çalışıyorduk. Yani x kare eksi 9 bölü x eksi 3'ten bu fx'ti. Delta'yı bak buradan aldım. Şu da l sayısı. Eksi 6. Buradan düzenlersem x eksi 3 çarpı x artı 3'tür x kare eksi 9. x eksi 3 çarpı x artı 3. x kare eksi 9'un açılımından x kare eksi 9, x eksi 3 çarpı x artı 3. x eksi 3'ler birbirini götürdü. x artı 3 eksi 6 kaldı burada. Bu da x artı 3 eksi 6
eşittir x eksi 3'tür. Bakın burada ne aldım? X eksi 3 küçüktür delta dedim. X eksi 3 küçüktür delta eşittir epsilon dedim. Delta'yı da epsilon eşitledim. Yani ben delta eşittir, delta epsilon eşittir, epsilon olacak şekilde bir fonksiyon olarak delta'yı buldum. Delta ile epsilon arasında bir ilişki geliştirebildim. Dolayısıyla bakın burada delta sıfıra yaklaşırken epsilon da nereye yaklaşır? Sıfıra yaklaşır. Delta sıfıra oldukça yakın bir sayıysa epsilon da sıfıra oldukça yakın bir sayı olarak belirlenmiş olur. Ve aralarında belli bir ilişki kurmuş olurum. Böylelikle limit tanımını bitiriyoruz. Bu limitin formal tanımıdır. Matematik bölümünde ve bazı matematikle ilişkili bölümlerdeki analiz derslerinde sorulabilir sınavlarda. O bölüm matematik bölümlerinde daha zor sorular da sorulabilir. Ama kalkülüs kapsamında üniversitelerde bazı fakültelerde yine sorulabiliyor limit tanımı olarak. Basitçe ben tanımını açtım ancak bununla ilgili daha karmaşık sorular da mevcut. Onlardan da yararlanabilirsiniz eğer soru çıkıyorsa bununla ilgili.